Erzurum'a gidiyoruz sevgili seyirciler. Erzurum'da Fenerbahçe'yi Ahmet Selim Kul karşılıyor. Kerem Canmulat, teşekkürler. Fenerbahçe şu anda Erzurum Havalimanı'ndan çıkış yapıyor. Sarı lacivertler yarın saat 16'da oynanacak müsabaka için şehre geldi. Erzurum'da tahmin edebileceğiniz gibi oldukça soğuk bir hava var. Evet, Fenerbahçeli yöneticiler de Selahattin Baki takımla birlikte geldi ve şu anda kafile havalimanından çıkış yapıyor. Tabii eksikler var. Perotti, Novak, Sosa, Tolga, Ademi, Ömer Faruk kadroda olmayan isimler. Sarı lacivertliler de tabii bu oyunculardan Perotti, Novak, Sosa ve Tolga bireysel çalıştıkları ve sakatlıkları devam ettikleri için kafilede yoklar. Ademi ise transfer görüşmeleri yapıyor. Ömer Faruk da Erol Bulut'un tercihi diyelim. Birçok oyuncu çıktı. Burada gerçekten oldukça soğuk bir hava olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe bu anlamda termal içlikler ve oksijen tüpleriyle buraya geldi. Bu soğuğa önlem alabilmek için. Şu anda da teknik direktör Erol Bulut çıkış yapıyor. Tabi Erzurum Fenerbahçeliler Derneği kendisine bir çiçek takdim etti. Erol Hoca da şu anda bu çiçeği kabul etti. Ve o da otobüse doğru geçiyor. Sarı lacivertliler Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta yarın 4'te Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la karşı karşıya gelecek. Tabii ki biz de hem maç öncesinde hem maç sonrasında tüm gelişmeleri aktaracağımızı belirtelim. Sarı lacivertliler yine kafileye yöneticilerin eşlik ettiğini de ifade edelim. Kemal Danabaş ve Selahattin Baki takımla birlikte Erzurum'a geldi. Tabii kafilede genç oyuncular da var. Onlar da şu anda çıkış yapıyor. Birazdan tüm kafile otobüse binmiş olacak ve havalimanından ayrılacaklar. Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Bölezoğlu her zaman olduğu gibi otobüste ön koltukta oturuyorlar. Şu anda biraz sonra buradan ayrılıp takımın konakladığı otele geçecek Fenerbahçe kafilesi. Ligde son 3 maçını kazandı. İyi bir seri yakaladı. Bu seriyi sürdürmek istiyor Fenerbahçe. Buna karşılık Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir galibiyet alarak ligin son sırasından kurtulmayı hedefliyor. Oldukça önemli, oldukça kritik bir karşılaşma olacak. Tabii ki burada güvenlik güçleri de Fenerbahçe futbol takımına eşlik etmek için hazır bekliyorlar. Artık kafilede son gelenler bekleniyor ve birazdan sarı lacivertler havalimanından ayrılacaklar. Tabii muhtemel 11'den de bahsedelim. Aslında geçtiğimiz hafta oynanan maçta ki 11'e benzer bir 11 çıkmasını bekliyoruz. Kalede Altay, defansın sağında Sangare, stoperde Serdar Tisserand, sol bekte Caner Erkin, orta sahada Gustavo Ozan, hücum hattında Ener Valencia, Pelkas ve Sinan, forvette de Tiam'la Fenerbahçe'nin maça çıkmasını bekliyoruz. Sarı lacivertler kafiledeki tüm isimlerin otobüslere binmesiyle havalimanından şimdi ayrılıyorlar. Güvenlik güçleri de takıma eşlik ediyor. Sarı lacivertler an itibariyle havalimanından ayrıldılar. Dediğimiz gibi yarın gelişmeler oldukça saat başı bağlantılarımızda maça dair her şeyi yine Aspor ekranlarından aktaracağımızı belirtelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kul'a aktardıkları için. Çaykur Rizespor Denizlispor mücadelesinde ikinci 45 dakika başladı. Boldrin ve Fabrizio oyuna dahil olurken Tunay Torun ve Fernando kenara geldi Çaykur Rizespor'da. Diğer tarafta Başakşehir takımının şu an itibariyle sahaya çıktığını görüyoruz. Başakşehir'de Dembaba göründü. Eğer yanlış görmediysem Dembaba oyuna dahil olabilir. Viska'daki sakatlıkların noktalamış gibi var. Görünüyor. Edin Visca bir sakatlık geçirmişti ama hayır, o da oyunda. Önemli bir problemi yok. Epuriano'nun bir sakatlık geçirdiğini daha önce söyleyelim ama o da oyunda gibi görünüyor. Bakalım Dembaba kimin yerine oyuna dahil oldu? Acaba Deniz'in yerine Gulbrandsen'i atıp Dembaba'yı oyuna alabilir mi? Ya da orta alandan bir oyuncu çıkarabilir mi diye düşünüyorum. Yani orta alanı bence çok eksiltmeyi düşünmeyecektir. Çok hızlı oynanan bir oyun. Orta evet. Sahaya özellikle böyle bir oyunda. Gulbrandsen ya da Deniz sanki. İhtiyacınız var. Kaldı ki devre arası tabii içeride her şey konuşulduğu için sorunu olanları, sakatlığı olanları veya riskli olanları devre arasında tespit etme şansınız var. Bence ona göre bir karar vermiştir Okan. Yani Gulbrandsen ya da Deniz'in çıkmış olma ihtimali yüksek. Evet, Deniz oyunda Gulbrandsen kenara gelmiş. Arkadaşlarım beni uyarıyor. İkinci yarıda Fredrik Gulbrandsen oyunda olmayacak. Dembaba ile gol arayacak Başakşehir. Doğru bir değişiklik olarak görüyor musunuz? Başakşehir ilk yarıda şahane oynadı. Gulbrandsen de kötü oynamadı ama belli ki hoca ondan beklediklerini alamamış. Hocanın takdiridir. Şimdi Dembaba'yı izleyeceğiz. Bakalım hocasının beklediklerine o ne kadar karşılık verecek, skora dönüştürebilecek mi? Hocam. Şimdi ilk yarıya baktığımızda geli çok yüksek olan bir oyun oldu. Yine öyle yani başladı. Evet. Dembaba'nın olduğu bir takımda mümkün olduğunca 3. bölgede oynamaya çalışırsınız. Ceza sahası etkinliği Gulbrandsen'a göre biraz daha fazla olan bir futbolcu ama Başakşehir bu arada çok iyi pas yaptı ama son top isabetli değil. Top sol tarafa doğru açıldı. Ceza alanına bir koşu vardı. Sol açılan topa Dembaba hareketlenmişti. Kaleci Ricardo çıktı, kontrol etti. Buyurun hocam. Eğer geniş alanda oynuyorsanız, rakibin defans arkasında kullanabileceğiniz geniş bir alan varsa Gulbrandsen gibi o arkaya koşuları çok iyi yapan bir futbolcu özellik olarak daha yatkın duruyor. Teorik olarak en azından. Ama devre arası ne konuşulduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani futbolcunun yorgunluğu olabilir, ufak aldığı bir darbe olabilir. Bundan dolayı bir değişikliğe gitmiştir diye düşünüyorum ben. Casus mikrofonlarımızı henüz deşifre edemedik. Soyunma odasına bıraktık. Onlar gelince tam öğreniriz hocam. Okan Hoca ne yapıyor, ne yapıyor? Bu takım niye 16. o 7. sıralarda Okan Hocam? Tabii Okan Hoca'ya da bir şey diyemiyoruz. Kalesine şut olarak gelmeyen top gol oldu yani. Ne yapsın Okan Hoca? Tabii yani, ben o yollarla o bilgileri almaktansa günümüzde iletişim çok önemli. Okan Hoca'yla Okan Hoca'yla direkt ilişkiye geçip ona sorarak o bilgileri almayı tercih ediyorum. Ama maçtan sonra öğrenirim. Maç anında zor biraz ama bir dahaki programda o bilgileri vermiş olurum. Şimdi sağ taraftan Başakşehir atak geliştiriyor. Edin Visca bıraktı sağına. Rafael bir orta düşüncesi içerisindeydi. Müdahale geldi savunmadan. Ve oyun köşe vuruşuyla devam edecek sevgili seyirciler. İki gece kondolu aynı anda çıktı. Bir baskı topa yapmak istiyor. Evet, yine hızlı başladılar. Yine dikine oyun. Ama Ankara Gücü de yine direniyor yani. Teslim olmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor. Ankara Gücü teslim olmam diyor. Bakalım Ankara Gücü Başakşehir karşısında bu dirençli oyununa devam edebilecek mi? Sağ kanadı kullanıyor yine konuk takım. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir serbest vuruş kararı var. Hocam nasıl bir başlangıç oldu sizce? Yani yadırgamıyorum şu açıdan. Okan Hoca diyor ki ben daha kaliteli takımım. Kaldı ki Başakşehir'in oyun repertuarında 3. bölgede baskı yapıp kaybedilen o topları hemen geri kazanma anlayışı da var. Hocam yani, tabii daha kaliteli takım. İlk 11 değeri Başakşehir 50 milyon, evet. Ankara Gücü 8 milyon. O yüzden böyle bir oyun anlayışını tercih ediyor. Yani gayet de mantıklı duruyor şu an ama böyle oynuyorsanız defans güvenliğini özellikle Ankara Gücü'ne karşı çok iyi almanız lazım. Çabuk çıkabilen bir takım. Siz eğer arkanıza birini kaçırırsanız orada ciddi tehlikeler yaşarsınız. O yüzden bence Okan Hoca
Bu riski de göze alarak mutlaka golü hedefliyor. Öne geçtiği takdirde de büyük bir ihtimalle o zaman 2-1 önde olmanın avantajını başka bir oyun senaryosuyla değerlendirmeye çalışacak. Ben Ankara Gücü'nün de gole yakın olduğunu düşünüyorum. Bütün bu baskılara rağmen çıkabilirler.